toplantımıza teşrif etmiştir. Kendisine grubumuz adına hoş geldiniz diyorum. Haftalık olağan grup genel kurul toplantımızın 26. dönem 3. yasama yılı 12. birleşimini açıyorum. Grup toplantımıza teşrif eden misafirlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ankara 15 Temmuz Gazi ve Şehit Yakınları Derneği, Erzincan Üzümlü Belediye ve İlçe Başkanı, Kocaeli Erzincanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İzmir Erzincan Tercanlar Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Balıkesir Bigadiç Mahalle ve Köy Muhtarları, 6 Eylül Belediye Başkanı, Gaziantep Şehit Kamil Muhtarlar Derneği, Konya Karatay İlçesi Mahalle Muhtarları, Türkiye Ameliyathane Dernekleri Teknikerleri Derneği, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Başkan ve Üyeleri, Adana Sarıçam Ziraat Odası Yönetimi ve Oda Meclis Üyeleri, Karabük Eski Pazar Belediye Başkanı, İlçe Başkanı ve İlçe Teşkilatımız, Eskişehir Mihalitçik İlçe Teşkilatımız, Sakarya Hendek İlçe Teşkilatımız, Afyon Sandıklı Akharın Belediye Başkanımız, Belde Teşkilatımız, Sinop Durağan İlçe Teşkilatımız, Sakarya Akyazı İlçe Teşkilatımız, Denizli Bozkurt İlçe Teşkilatımız, İstanbul Beylikdüzü İlçe Gençlik Kollarımız, İstanbul Pendik Kadın Kollarımız, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Merkez Yönetim Kurulu ve 36 Bölge Başkanımız. Tüm misafirlerimize AK Parti grubu adına tekrar hoş geldiniz diyorum. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızı haftalık grup konuşmasını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Buyurun efendim. Sayın Başbakan, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısının partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlere meclis çalışmalarında başarılı ve verimli bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Geçtiğimiz hafta grup toplantımızın ardından ülkemizi ziyaret eden Hırvatistan Cumhurbaşkanı Sayın Kıtaroviç'i külliyemizde ağırladık. Yine geçtiğimiz hafta
Adalet Şurası'nda akademisyenlerimizle ve yargı mensuplarımızla bir araya gelme imkanı bulduk. Son günlerde yaşanan bir takım gelişmeler faturası her ne kadar hükümetimize ve şahsımıza kesiliyor olsa da aslında yargının kendi iç tartışmalarının ürünüdür. Adalet Şurası'nın hem teoride hem de uygulamada bu sorunların çözümü konusunda yol gösterici müzakerelere zemin teşkil ettiğine inanıyorum. İdareciler Günü vesilesiyle bir araya geldiğimiz kaymakamlarımızla da hem kendi sıkıntılarını görüşme hem de ülkemizle ilgili fikir teatisinde bulunma imkanı elde ettik. Milletvekillerimizle gruplar halinde bir araya gelerek parti ve ülke meselelerini istişare etme geleneğimizi geçtiğimiz hafta da sürdürdük. Muhtarlarımızla başlattığımız toplantı serisi ülkemiz demokrasisinde adeta yeni bir açılıma vesile olmuştur. Geçtiğimiz haftada muhtarlarımızla külliyemizde 43. defa bir araya geldik. Marmara Üniversitemizin 100. yılı dolayısıyla katıldığımız toplantıda hem mezun olduğum okulumuzu bir kez daha ziyaret etme hem de görüşlerimizi akademisyenlerimizle paylaşma fırsatı bulduk. Hafta sonu ise Elazığ, Bingöl, Tokat ve Yozgat illerimizde kongrelerimize katıldık. Gittiğimiz her ilimizde vatandaşlarımızdan gerçekten çok coşkulu ve samimi bir hüsnü kabul görüyoruz. Kongre salonlarının dışında içeridekilerden kat be kat fazla bir kalabalığın sadece selamlamak için bizi bekliyor olması gerçekten şahsımı çok çok mutlu etti. Hava muhalefeti sebebiyle oldukça gecikmeyle ulaşabildiğimiz Yozgat'ta dahi soğuğa ve yağışa rağmen büyük bir heyecanla sağ olsun bizleri beklediler. Buradan bir kez daha bizi muhabbetle bağrına basan tüm vatandaşlarıma şahsım, partim adına gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Böylece şahsen katıldığım kongre sayımız 19'u buldu. İnşallah bu hafta sonu da Kütahya ve Uşak kongrelerimize katılacağız. Şubat ayından itibaren de büyük şehirlerimizdekine hız vereceğiz. Ayrıca Bursa'da Kadın Kolları inşallah kongresine de katılacağız. Kongrelerimizde bizzat şahit olduğumuz bu muhteşem havanın seçime kadar daha da güçlendirilerek sürdürülmesi gerekiyor. AK Parti'nin bugüne kadarki tüm başarılarının arkasında genel başkanından teşkilatlarına, milletvekillerinden belediye başkanlarına kadar tüm mensuplarıyla özellikle de çok çalışması, sıkı çalışması, ter dökmesi vardır. Önümüzdeki dönemde de aynısını yapacağız. Genel başkan olarak ülkemizi bir baştan bir başa adım adım gezerek her fırsatta vatandaşlarımızla kucaklaşarak ülke ve dünya gündemiyle ilgili görüşlerimizi paylaşarak vazifemizi icra ediyoruz. Her bir arkadaşımdan aynısını bekliyorum. Türkiye'nin çevresinde yaşananlar ve içeride kurulan her gün yeni bir yüzüyle karşılaştığımız tuzaklar yükümüzü daha da artırıyor. AK Parti olarak ülkemizi ve milletimizi bu sıkıntılardan kurtarmakla ve hedeflerine ulaştırmakla hep birlikte mükellefiz. Milletimiz kara kaşımıza, kara gözümüze meftun olduğu için değil, bu konudaki samimiyetimize ve becerimize güvendiği için ülkenin yönetimini bize emanet etti, bize emanet ediyor.
gecemizi gündüzümüze katarak, tüm gücümüzü ve birikimimizi ortaya koyarak milletimize layık olacak bir yönetimi sergilemek mecburiyetindeyiz. Bu kutlu mücadelenin fevkine varamamış, ehemmiyetini anlayamamış, önemini idrak edememiş hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz. Biz başka partiler gibi vaktimizi ve enerjimizi koltuk kavgalarıyla geçiremeyiz. Bizim verdiğimiz mücadele ikbal değil, istiklal ve istikbal mücadelesidir. Omuzlarımızdaki davanın büyüklüğü hepimizin fedakarlık yapmasını gerektiriyor. Üstadın dediği gibi biz ancak bu yolu kim var denildiğinde sağına ve soluna bakınmadan ben varım diyebilen dava ahlakına sahip kadrolarla yürüyebiliriz. Ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla tüm arkadaşlarımın işte bu şuur altında olduklarına, bu anlayışla çalıştıklarına inanıyorum. Bize Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymadan durmak, duraksamak, hele hele gerilemek asla yoktur. Değerli arkadaşlar, Beylikdüzü, bak Mart'ta emaneti alacaksınız ha. Tamam, ona göre. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin üstelik de çok yönlü ve çok aktörlü bir terör meselesi vardır. Maşallah. Bigadiç, görüyorum sizleri. Kutluyorum, tebrik ediyorum. Durağan hiçbir zaman bizi bırakmadı. Her zaman bizimle oldu. Türkiye'nin bölgesinde yaşanan insani krizlerden kaynaklanan sıkıntıları vardır. Türkiye'nin küresel düzeyde bir tehdit haline dönüşen ayrımcılık, ırkçılık, Türk ve İslam düşmanlığı gibi sorunları vardır. Bütün bunların üzerine Türkiye'nin bir de ana muhalefet sorunu vardır. Dünyanın her yerinde ana muhalefet partileri ülkenin yönetimine aday olduklarının bilinciyle proje üretir, program geliştirir, adeta gölge bir hükümet gibi çalışırlar. Bizdeki ana muhalefet ise adeta cebinde keklik olarak gördüğü %25'lik oyunun üzerine en küçük bir ilave yapmaya gerek görmediği gibi tam tersine kendini sürekli marjinalize etmenin gayreti içindedir. Biz bu partinin başındaki zatın ezeyanlarını kimi zaman üzüntüyle, kimi zaman yüzümüz kızararak takip ederken şimdi İstanbul'a bir il başkanı seçmişler ki tam bir facia. Elbette demokrasiye saygımız vardır. Bu kişi madem ki kongre salonundan çıkmıştır, öyleyse CHP'nin il başkanıdır. Ona diyecek sözümüz yok. Ama bu il başkanının geçmişine baktığımızda
bizim bir şey söylememize gerek kalmıyor. Kendi söyledikleri zaten her şeyi anlatıyor. Şimdi şöyle ekrana bir bakalım. Bakınız çok ilginç. Bu tweetlerde neler yok ki? Ve yüzünde poşla polisimize taş atmaya varıncaya kadar görüntülerden tutun, attığı tweetlere varıncaya kadar nasıl birisi? Her şey bir tarafa da Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti ne hallere geldi ya? Kimlerin eline kaldı? Ermeni soykırımı diyerek tarihimizi ve milletimizi aşağılıyor. Devlet katil değil, seri katil diyerek terör eylemlerinde güvenlik güçlerine saldırırken hayatını kaybedenlerin suçunu devlete atıyor. Gezi olayları sırasında çekilen ve kendisine atfedilen o yüzünde maske, elinde taş, güvenlik güçlerimize saldırırken çekilmiş eylemci resmi ona ait değilse bile bu vandallığa sahip çıktığını ispat ediyor. Eyvallah. 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 Diğer paylaşımlarından gezi olayları sırasında insanları ananı da al haydi Taksim'e diyerek tahrik etmek dahil provokasyonların her yerinde bu kişinin bizzat bulunduğu anlaşılıyor. İşte bütün bunların öncesinde de CHP ile BDP'nin ortak hareket etmesini kutlayan mesajlar yayınlıyor. Bu konuda tepkiler almış olacak ki hemen CHP'yi BDP ile aynı yola girdi diye eleştiren gerzekler yol doğru yol ona bak sen diyerek karşı saldırıya geçiyor. PKK'nın güdümündeki BDP'liler ülkemizi kaosa sürüklemek için sokakları kana ve ateşe boğarken bu kişi Kürtler gezide yok şunu yapmış bunu yapmış bahane bulma sen Kobani'de ne yapıyorsun nasıl davranıyorsun ona bak diyerek yapılan ihanete ortak oluyordu. Hatırlarsanız bu olaylarda ihtiyaç sahiplerine
kurban eti dağıtmak için evden çıkan Yasin Börü ve arkadaşları başta olmak üzere 50'nin üzerinde masum insan alçakça evet şehit edilmişti. 15 Temmuz kahramanlarına etmedik hakaret bırakmıyor. Darbe gecesi daha işin rengi dahi henüz tam belli olmamışken alın size nur topu gibi bir mağduriyet diyerek tam da FETÖ'cülerin istediği gibi 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bu kişi adını daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirdiğimiz ve 34 vatandaşımızın alçakça şehit edildiği Boğaziçi Köprüsü'nde darbe gecesi yaşanan olayları nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Aynen şöyle diyor. Değerli kardeşlerim, bu CHP'nin nerede bulunduğunun da bir ifadesidir. Tekbir getirerek, boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir? Bakın şu cümle çok enteresan. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin. Ey Kılıçdaroğlu, ey Kemal Efendi, söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Kimle yoldasın ortada işte. Yine 15 Temmuz'la ilgili dinin nasıl afyon olarak kullanılabileceğinin canlı ve acı örneğini yaşadık dün gece diyerek Marksist terminolojiyle milletimizin değerlerine saldırmıştır. Sadece ülkemizin değil, dünya tarihinin en şanlı mücadelesini böylesine alçakça ifade eden bir kişinin şu anda ana muhalefet partisi adına İstanbul gibi bir şehrin il başkanı koltuğunda oturuyor olması çok düşündürücüdür. Bay Kemal, herhalde sen de bundan sonra çok daha fazla düşüneceksin. Bunların sadece demokrasiden değil, orada ülkesi, milleti, bayrağı, ezanı için hayatını kaybedenlere yaptıkları saygısızlıkla insanlıktan da nasiplerini almadıkları anlaşılıyor. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında da ülkemiz büyük bir ekonomik saldırının altındayken doların 4 lira olması için adeta yalvaran mesajlar paylaşıyordu. Kendisi bu naneleri yerde, eşi ondan geri kalır mı? O da eşi, o da adeta övünerek 7 dakikada çeyrek domuzu nasıl yediğini anlatıyor. 7 dakikada. Hıza bak hıza. Milletime olan saygım sebebiyle şahsıma ve hatta vefat etmiş anacığıma yönelik galiz küfürleri burada zikretmekten icap duyacağım. Nice seviyesiz mesajları aktarmıyorum bile. Kardeşlerim, eğer Türkiye'nin siyasi alternatifi bu şahsın İstanbul İl Başkanı olduğu bir CHP ise vay milletimin haline, vay ülkemin haline. Bu kafayla CHP bırakınız iktidara gelmeyi, kendi birliğini, bütünlüğünü dahi koruyamaz. Ben inanıyorum ki CHP'ye gönül veren vatandaşlarım bu açıklamalardan sonra, bu tweetlerden sonra CHP'nin başına İstanbul gibi bir şehirde gelen bu tür her şeyden olumsuz nasiplenmiş kişilerden sonra bu kafanın benzerini artık ruh ikizi oldukları dünün BDP'sinin, bugünün HDP'sinin başına da musallat etmişlerdir. Normal şartlarda Taksim'in arka sokaklarındaki küçük bir büroda faaliyet gösteren marjinal bir derneğin başında olması gereken bu tipleri
oradan alıp siyasi partinin başına koyduğunuzda işte böyle arızi bir durum ortaya çıkıyor. Gençler, demokrasinin renklerinden biri diyerek geçiştirebileceğimiz bu zihniyete ülkenin ve milletin geleceğinde söz sahibi olması gereken yapıları teslim ederseniz kendileriyle birlikte oraları da ne yaparlar? Batırırlar. Gerçi Kemal Kılıçdaroğlu gibi karikatür bir tipin başında bulunduğu partiye de tencere kapak misali herhalde böyle bir il başkanı yakışırdı. Bu zat meclisin önünde bir firmadan alacağını tahsil etmekte yaşadığı sıkıntılar sebebiyle kendini yakmaya teşebbüs ettiği anlaşılan bir vatandaşımıza gidip kendini sarayın önünde yaksaydın, ardından sarayı da yaksaydın diyebilecek kadar vicdan ve ahlak fukarasıdır. Şu anda ben de arkadaşlarım da zaten suça teşvikten başta Bay Kemal hakkında biz davalarımızı açıyoruz. Lafa bak ya. Bu söylenir mi? Git kendini sarayın önünde yak ve sarayı da yak. Bu nasıl bir siyasetçi? Bu nasıl bir ülkede siyaset yapıyor? Bunların bedelini ödeyecekler. 15 Temmuz gecesi havalimanından darbecilerin açtığı yoldan kaçıp televizyon başında çay kahve içerek vakit geçiren, sonra da çıkıp bu ihanete kontrollü darbe diyecek kadar basitleşen bir genel başkanın il başkanı zaten daha başka nasıl olabilir? Terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunmayı, hatta bizzat terör örgütü mensuplarını göreve getirmeyi muhalefet sanan bir zihniyet CHP'yi ne yapmıştır? Esir almıştır. Yazık. Ülkemize de yazık, CHP'ye de yazık. CHP'ye gönül verenler arasında bu seviyesizlikleri, bu çirkinlikleri, bu ihanetleri kabul etmeyen nice insanlar olduğunu biliyorum. Onlara özellikle sesleniyorum. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin böyle bir avuç marjinalin elinde heder olması demokrasimiz adına da çok büyük kayıptır. Demokrasilerde ana muhalefet gerçekten çok önemlidir. Ülkenin gidişatından memnun olunmadığı durumlarda bir alternatifin bulunması herkes için bir umut, bir güven kaynağıdır. Unutulmamalıdır ki siyaset ülkenin ve milletin başına yeni dertler açma değil, var olan dertleri çözme işidir. Milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne hakaret etmek siyaset değildir. Bunun adı olsa olsa millet düşmanlığı olur. Tam tersine, milletimiz siyasetçilerden tüm bunlara saygı duyarak demokraside ve ekonomide ülkeyi daha ileriye götürmek için adeta yarışmalarını bekliyor. AK Parti olarak biz hizmet yarışında iddialıyız. İddialı olduğumuz için de işte 16 yıldır görüyorsunuz. Her seçimden yükselerek çıktık, büyüyerek çıktık. İşte CHP'de nal toplayanlar arkamızdan geldi. Allah'ın izniyle bu konuda bileğimizi bükecek bir rakip tanımıyoruz. Ama konu CHP'nin başındaki zatın ve onun il başkanının yaptığı gibi hakarete, küfre, seviyesizliğe geldiğinde maalesef orada pek de iddia sahibi değiliz. Çünkü bizim anamızdan, babamızdan aldığımız bir terbiye var. Çünkü bizim hocalarımızdan, öğretmenlerimizden, büyüklerimizden tevarüs ettiğimiz
bir ahlak çerçevemiz, bir edep anlayışımız var. Bu kişilerin seviyesine inmeye bizim yetiştiğimiz gelenek izin vermez. Her hususta olduğu gibi burada da takdiri en büyük hakim olarak gördüğümüz milletimize bırakıyoruz. Biz ülkemizi 2019 yılına dün güzergahı açıklanan Kanal İstanbul gibi bu yılın sonuna doğru ilk etabının açılışını yapacağımız yeni havalimanı gibi büyümede, üretimde, istihdamda, ihracatta, turizmde elde ettiğimiz güzel sonuçlar gibi müjdelerle hazırlıyoruz. Anlaşılan o ki CHP'nin 2019 hazırlığı da işte bu. Herkes kendine yakışanı yapıyor ve yapmaya devam edecek. Değerli arkadaşlar, CHP'de yaşananlar maşallah. Maşallah. Değerli arkadaşlar, CHP'de yaşananlar ülkemizin güney sınırlarında maruz kaldığı tehditten bağımsız değildir. Türkiye'yi güney sınırları boyunca kurmak istedikleri bir terör koridoruyla kuşatmayı hedef alan projenin içerideki bir başka boyutu da CHP eliyle, evet, içeride siyaseti kuşatmaktır. Milletimiz Gezi olaylarından beri böyle bir kuşatmaya izin vermeyeceğini göstermiştir. Sınırlarımız boyunca terörist ordusu kurmaya çalışanlara vaktimizi ve enerjimizi içeriye hapsederek destek olmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Milletimize yapılan hiçbir hakareti elbette cevapsız bırakmayacağız. Ama kimseye de hak ettiğinden fazla zaman ayırmayacağız. Tabii burada özellikle bu toplantıyla benim NATO'ya da bir serzenişim var. Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde, tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Peki şu ana kadar siz ne tür bir tavır aldınız? Ve bunu kendilerine duyurduk, duyuruyoruz. Şu anda da yine Belçika'daki toplantıda Genelkurmay Başkanımız kendileriyle bu konuları da görüşüyorlar, görüşecekler. Bizim yapacak çok işimiz var. Bizim ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak gibi bir davamız var. Bizim 2023 hedeflerimiz var. Bizim 2053 vizyonumuz var. Bizim 2071 vizyonumuz var. Eğitimde geçtiğimiz 15 yılda 270 bin derslik, 110 yeni üniversite açtık. Önümüzdeki dönemde hem çok daha fazlasını yapacağız, hem de kaliteyi yükselteceğiz. Sağlıkta 1156 hastanenin üzerine 3526 hastane daha ilave ettik. Hastanelerimizi en modern araç gereçlerle donattık. Sağlık çalışanlarının sayısını 378 binden 900 bine çıkardık. Kardeşlerim, spor tesislerimizin sayısını 1575'ten 3481'e yükselttik. Özellikle şehirlerimizi modern stadyumlarla donattık. Şurası çok önemli. Gençlik açısından çok önemli. Lisanslı sporcu sayımızı 278 binden 7 milyon 600 bine ulaştırdık.
Toplu konutta 43 binden aldığımız konut sayısını 860 bine çıkardık. Ulaşımda bölünmüş yol uzunluğumuzu biliyorsunuz. Değerli kardeşlerim, 15 senede bu ülkede 6100 kilometre bölünmüş yol yapılmışken işte bütün bunlara yönelik olarak 75 sene ve biz şu 15 senede değerli kardeşlerim bunu 25.380 kilometreye çıkarttık. Ve tünellerimizin uzunluğu 50 kilometreyken bunu da 365 kilometreye yükselttik. Ülkemizi yüksek hızlı tren yoluyla tanıştırdık. Havalimanlarımızın sayısını evet 26'dan aldık 55'e, yurt dışı uçuş noktası sayısını da 60'dan 296'ya çıkardık. Barajlarımızın sayısını 276'dan 727'ye, HES'lerimizin sayısını 105'ten 615'e, orman varlığımızı değerli kardeşlerim küsuratı söylemiyorum 21 milyon hektardan 22,3 milyon hektara yükselttik. Sosyal yardımları yıllık 2 milyar liradan 38 milyar liraya çıkartarak ülkemizde hiç kimsenin aç ve açık kalmamasını sağladığımız gibi son 7 yılda Suriye ve Irak'tan gelen 4,5 milyon sığınmacıya kucak açtık, kapılarımızı açtık ve onların her türlü bakımını şu anda biz üstlendik. Marmaray, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir hızlı tren hatlarını, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunu, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Osman Gazi Köprüsü'nü ve peyderpey hizmete giren İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, ülkemizin dört bir yanındaki tünelleri, köprüleri hizmete açtık. Çanakkale Köprüsü, hızlı tren hatları, otoyollar, OİT, KOP, Can Kurtaran gibi nice tünellerin, bölünmüş yollar gibi nice projelerin inşası da hızla sürüyor. İnşallah bu yıl içerisinde açacaklarımız var, önümüzdeki yıl içinde açacaklarımız var. Biz milletimize verdiğimiz hizmet sözünü layıkıyla yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım. İnşallah Mart'ta göreceğiz. Dün Irak'ta oynanan oyunu bozduk. Suriye'de oynanan oyunun kalbine Fırat Kalkanı ile adeta bir hançer sapladık. İnşallah yarın öbür gün kısa bir süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız. Buna ne müttefikimiz gibi gözüküp de bizi sırtımızdan vurmaya kalkanlar engel olabilir, ne de siyasetçi görünümlü marjinal terör destekçileri mani olabilir. Hala bizim Rabia'mızın anlamını kavrayamayanlar ve bu uğurda neler yapabileceğimizi göremeyenler olduğu anlaşılıyor. Biz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet derken bir sloganı tekrarlamıyoruz. Biz bu ifadeyle maziden atiye kurduğumuz köprüyü hatırlatıyoruz. Zira 80 milyon biz tek milletiz. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik, bizde ayrımcılık yok. Tek bayrak dedik, bizim bayrağımıza eş bayrak bu ülkede görmedik, görmüyoruz. Tek vatan dedik,
780 bin kilometre kare ile bizi evelallah bölemeyecekler. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka biz bu ülkede devlet tanımıyoruz. Efendim, söyle bakalım. Niye kestiniz ya, bırakın. Allah nazardan saklasın. Maşallah. Evet. Kardeşlerim, inşallah işte geleceğin siyasetçileri yetişiyor. Osmanlı'ya yaptıkları gibi bize de hasta adam muamelesi çekmek isteyenler varsa açsınlar 15 Temmuz gecesinin görüntülerini tekrar tekrar seyretsinler. Orada hasta bir millet, hasta bir devlet mi var? Yoksa erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla kıyama kalkmış koskoca bir millet ve arkasında dualarıyla onları destekleyen yüz milyonlarca kardeşi mi var? İyi baksınlar. Bu duygularla bir kez daha grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Değerli milletvekillerimiz, kapalı grup toplantımızla devam edeceğiz. Basın mensuplarını ve misafirlerimizi salonun dışına davet ediyorum. Milletvekillerimizle beraber toplantımız devam edecektir.
Değerli milletvekillerimiz, Sayın Genel Başkanımızı ve Cumhurbaşkanımızı uğurluyoruz. Kapalı grup toplantımız Sayın Başbakanımızın başkanlığında devam edecektir.